Mesela gerilla yöntemini ve gerilla yönteminin kalleşliğini de anlatmalar lazım. PKK'nın bizim askerlerimize mücadelesinde avantajı var. Bilinmiyor bu. Yani ya nasıl oluyor da diyorlar bizim askerimiz onları yenemiyor diyorlar. Ya gerilla savaşında özellikle arazi gerilla savaşına uygunsa ki yani komünist gerilla bunlar terörist takımı. Evet hocam. Legal mücadele yani nizami birliklerle mücadele inanılmaz zordur. İllegal de yapmayacağına göre devlet, Evet. illegal bir mücadele yapmayacağına göre dezavantajlı olmuş oluyor. Evet. Velev ki aynı şartlarda mücadele etseler bile bilimsel yönden yenilmedikten sonra asla ve asla yenemez. Evet. Bilimsel yönden yenmek çok önemli. Bilimsel yönden mağlup gibi bir görünüm oluşmuş oluyor. Yani kitaplarda sen onun felsefesini kabul edersen, inancını kabul edersen, değil mi? Devletin Evet. kitaplarında PKK'nın savunduğu Darwinizm ve materyalizm kabul edilirse, biz neyi anlatalım adamlara? Evet. Diyecek ki adam senin devletin Darwinizm, materyalizmi zaten savunuyor. Sen ne konuşuyorsun deseler biz ne diyeceğiz? Doğru hocam, evet. He? İnşallah, evet. Diyecek bir şey yok. Devlet de bizle aynı kafada Evet. dese ben ne diyeyim adama? Evet hocam. Ya onun için bak diyorum Allah rızası için anlatsınlar, bilimsel cevabını verin. Ya bir molekülün yapısı mesela protein molekülünün yapısını bir koysunlar kitaplara görelim. Evet. Yani bunda çekinecek ne var? Mesela bir proteinin oluşma safhalarını öğrencilere öğretsinler. Evet. Tek bir proteinin öğretsinler. Bilmiyor çocuklar. Evet hocam. Değil mi? Evet, Hangi biliyorum. safhalardan geçiyor? Bir öğretsinler. Ve bunun tesadüfen oluşma ihtimalini göstersinler. Evet. Tesadüfen oluşma ihtimali diyorlar ki işte bir rakamın yanına 950 tane sıfır koyduğunda o kadar da bir ihtimal. Koç yiğit, canım ciğerim. 60 tane protein gerekiyor bir proteinin Evet. oluşması için. 60'ın Evet. üzerinde. 950 bin tane sıfır koysan yanına yine oluşmaz. Evet hocam. Sıfır üstü sıfır hiç olmaz yani. Evet, Mümkün değil. mümkün Üzerine değil. protein lazım. Bunda nasıl? Kardeşim hiç mümkünü yok yani. Evet. Bu bilimsel bir gerçek. Söylesene bunu. Evet. Bak adamına soruyor Dawkins'e. Adam bakıyor göğe bakıyor. Evet. Uzaylılar yapmıştır diyor. Uzaylılar. Başka açıklaması yok diyor. Evet. Bunu gençlik biliyor mu? Bilmiyor. Evet. Güneydoğu'da gençler sorsan çamurlu sularda diyorlar. Çok rahat protein kendiliğinden oluşur. Evet. Tesadüfen oluşur diyorlar. Gözlerime inanamıyorum ya. Hangi kitaba açsam Darwinizm anlatıyor. Evet. Biyolojiye bakıyorum Darwinizm. Tarih Darwinizm. Felsefe, sosyoloji Darwinizm. Hepsinin Darwinizm anlatılıyor. Öbür kitaplarda da ara ara yerlerde Darwinizm anlatılıyor. Evet hocam. Yardımcı ders kitapları var tavsiye edilen. Orada da Darwinizm anlatıyor. Evet. Materyalizm Evet. anlatılıyor. Kardeşim şimdi biz gitsek anlatsak Güneydoğu'da. Sen ne anlatıyorsun diyecek adam bana Allah devletin biyoloji kitabını önüme koyacak ben ne diyeyim? Evet. Değil mi? Evet hocam. Yani derim diyeceğim de ayrı mesele. Diyor İnşallah, zaten. inşallah. Evet Allah. Ama bu konuyu yani yok hükmünde görmek çözüm değildir. Mesela bak dini de yok hükmünde görüyordu bir kısım siyasiler. Evet. Baktılar ki öyle yok hükmünde görecek gibi değil. Evet. Estağfurullah. Ya kardeşim sen ne konuşuyorsun ya milletin çimentosu din. Din gitti mi Türkiye paramparça olur yani. Evet. Bak Atatürk diyor ya rahmetli. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur diyor Evet. Atatürk. Bak dinsiz milletlerin devamına imkan yok. Paramparça olurlar diyor. Evet. Aynı zamanda sosyolojik ilmi açıdan sosyolojik bir gerçektir din. Milleti millet yapan en ana unsurdur. Evet. Evet hocam. Millet olmaz yoksa parçalanır. Evet. Peki biz o zaman ne yapacağız? Değil mi? Evet hocam. Bize bilimsel çalışma imkanı göstermeleri ve tanımaları gerekiyor.